Alper Bey merhabalar. Merhabalar. Bayağıdır görmüyorduk sizi. Sanırım burada değildiniz. O yüzden görmüyorduk. Evet, bir Hong Kong maceranız oldu. Hong Kong değil, Tayland. Bangkok. İsmi benziyor. Evet, bir yurt dışı projesi vardı. Onun çekimlerini tamamlamak üzere. Bir gittim geldim, yeni geldim aslında. Biraz da tabii hasta olduk. Havalar değişmiş burada falan. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Oralar sıcak bir yer. Acayip. 35 derece. Güzel de geçti. İçimiz dışımız Hindistan cebiz oldu ama güzel. Güzel işte yani. Böyle bir Hangover filmi vardı hatırlarsınız. Hangover. Ha. Evet, orada da kayboluyorlardı falan. Gerçi de Bangkok'ta öyle mi? Ya Bangkok öyle de biz kaybolmadık Allah'tan yani. Kendimizdeydik. Kendimizdeydik. Peki nasıl, neler yaptınız? Herhalde mutlaka başka şeyler, kültürel aktiviteler yapmaya da fırsat bulamadım. Kültürel aktiviteye fırsat bulamadım çünkü çalışıyordum, setteydim genelde. Ne kadar sürdü bu arada? Yani bu ikinci gidişimde bir sahne tamamlamak için gittim. Bu son gidişimde 4 gün mü 5 gün mü ne kaldım. İlk gidişimde biraz kültürel olmasa da turistik aktivitelere girdim. Güzeldi ya, güzel memleket yani ama tabii yine bizim buralar çok daha güzel yani. BBC yapımı bir dizi geliyor sanırım. Evet, BBC Netflix ortak yapımı bir şey. Yani ufak bir rol zaten, hani orada da bir takım bir şeyler oldu. Sürekli yeniden yazıldı sahneler, bir şeyler filan. Ufak bir şey. Olsun, iyidir arada böyle. Yani uluslararası bir yapımda olmasın. Evet, evet, güzel. Nasıl bir şey. Peki karakter, nasıl bir rol, nasıl bir dizi? Ne izleyeceğiz? Ne izleyeceğiz? Bu böyle gerçek hikayeden alıntı. Bir dünyanın en meşhur 10 seri katilinden bir tanesinin hikayesi. Gerçek hikaye. 70'lerde geçiyor. Onun işte olayları nasıl icra ettiğini anlatan bir dizi. Peki döndünüz artık. Burada projeler var mı? Görüştüğün şeyler var mı? Var. Burada da var bir şeyler. Görüşüyoruz. Yani hep görüşüyoruz zaten ama biliyorsun biraz zaman alıyor böyle süreçler falan. 2020 için ama daha böyle dolu dolu bir şeyler olacak gibi görünüyor şu anda. İnternette olabilir. Televizyon için de görüştüğümüz var. Belki tiyatro bile olabilir. Yani şu an ben de tam bilmiyorum. Hala okuyorum. Senaryoları değerlendiriyoruz. Konuşuyoruz falan. Nasıl bir rol istersiniz peki? Yani siz kendiniz böyle mesela ben şunu oynamak istiyorum diyorsunuz yoksa size geliyor mu böyle? Yok yani her oyuncunun herhalde vardır hayalinde. Keşke şöyle bir şey olsa da yapsak diye ama ben daha çok okuduğumda hani nasıl etkileniyor muyum, nasıl bir şey çağrıştırıyor, içinde bulabiliyor muyum kendimi falan onlara bakıyorum. En çok ne etkiliyor zaman onu söyleyeyim. Yazım, senaryo, hikaye, karakter, o karakter işte hikayenin içinde nasıl duruyor falan, gerçekçiliği. Peki onlar son dönemde birçok aslında oyuncumuz hep tiyatroya yöneldi. Sizin bir müzikal olur mu? Yani bir düşünceniz var mı müzikalde? Çünkü sesinizle evet biliyoruz. Evet ama ben müzikle ayrı ilgileniyorum. Oyunculukla ikisinin bir arada oluşunu çok ilgilenim. Çok hoşuma giden bir şey değil müzikal ama yani güzel yapılanları izlemek güzel. Ne olabilir? Ne olabilir? Bir dizide belki şarkıcı. Ne yaptık zaten ama yani denk gelirse yine yaparız. Peki onu. Proje seçerken hani konuya mı bakıyorsunuz yoksa kastla mesela kastla da ilgilenir misiniz? Son günlerde de çok konuşulan bir konu. Öyle mi? Evet, partnerler nasıl seçiliyor falan. Hatta bayağı bir magazinler bir gündem oldu. Öyle o yüzden mi? Merak ettim. Eyvallah. Onu bilmiyorum ama kast yani en son şeylerden bir tanesi benim için. Yani önemli olan hikaye ve karakter aslında. Ondan sonra tabii kimya oyuncular arası, bütün oyuncular arası proje olan kimya diye bir şey var. Ama hani o en son gelenlerden bir tanesi. Oyuncu oyuncudur ya, işine bakar, oynar yani. Biliyorsunuz şey var, Can Yaman olayı vardı ya, libido olayı. Libido iyiyse eğer karşı partneri... Böyle saçma sapan şey. Onu sormak istedim. Yani. Bin eyvallah, çok da takipte değilim de yani. O karakterle ilgili bir şey değil mi? Evet. Bir de libido falan... Ne bu anlamadığım konular yani. Ünlü düşünürüz anlamam yapayım zaten. Hiç takip etmiyorum bilmiyorum ama biraz böyle ama böyle muhabbet var. Oyuncular herhalde. Tabii duayenler isimler de eleştirdiler tabii. Doğrudur eyvallah. Hatta yeni başlar partneri sırf onunla oynamamak için reddetti projeyi. O yüzden sonuçta hani kasta dikkat eder misin? Ya, kasta dikkat etmek başka bir konu tabii de yani. Çok haberim yok bu konularda. Evet. Bu arada bayağıdır yalnızsınız diye biliyoruz. Aha. Hayatınızda bir değişiklik var mı? Yok, gördüğünüz gibi. Aynen. Yola devam ediyorum tek başıma. Hayatımda biri yok. Olursa zaten görürsünüz. Ben yaşadığı şeyi böyle saklayan, gizleyen biri de değilim yani. Böyle var bir şey yok. Şey. Arkadaşım var geldi şey işte yurt dışından. Kahve içiyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.